Merhaba değerli seyirciler. Hidrojen Teknolojileri Derneği'nin gerçekleştirmekte olduğu Hidrojen Sohbetleri Programı'nın 13.sünü gerçekleştiriyoruz. 13. programda önemli bir konuğumuz var, ilginç bir konuğumuz var. Gerçekten hidrojen teknolojileri konusunda girişimciliği bize anlatacak. Hidrojen teknolojileri ve girişimcilik nedir diye bunu anlatacak. Artık biraz daha teknik bilgiden biraz daha ticari bilgilere doğru yavaş yavaş hidrojen kültürünü besleme anlamında fayda görüyoruz. Tabii konuğumuz yapacak olduğu aslında verecek olduğu cevaplar oldukça ilginç olacak. Yine verecek olduğu cevaplara anlatacak olduğu konulara belki sizin de ilginç sorularınız olacak. Onları da cevaplamaya çalışacak. Süremiz zaten toplamda 1 saat. Zaten şu anda 13.36 itibariyle programa başlamış olduk. 6 dakika gecikmeli bağlantı sıkıntısı oldu. Bu nedenle de dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Bir bağlantı hatası nedeniyle geç başlamak zorunda kaldık. Şimdi tabii konumuz hidrojen teknolojileri girişimciliği. Hidrojen teknolojileri konusunda çalışmak isteyen öğrenciler, işte firma kurmak isteyen girişimciler, firmaları olanlar, işte startuplar veya startup kurmak isteyenler, yine hidrojen ekosistemi içerisinde yer almak isteyenler, hidrojen ekosistemi içerisinde politika yapmak isteyenler, akademisyenler, araştırmacılar, yani bir koca ekosistemi aslında bugün ilgilendiren son derece stratejik ve önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. Hidrojen teknolojileri ve girişimcilik. Konuğumuz bir inovatif firmasından Murat Pek Savaş Bey. Murat Pek Savaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Murat Pek Savaş Bey sizi şöyle bir kısaca tanısak ondan sonra da konularımıza girsek. Aslında bu tanıtım esnasında bir de bu hidrojenle nasıl tanıştınız? Onu da bize bir açıklama şansınız olursa memnun oluruz. Buyurun. Tabii çok teşekkür ederim hocam tekrar bu davetiniz için. Ben Jean Monnet bursuyla yurt dışına gittim. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde master'ımı bitirdikten sonra 1997 yılında İstanbul'a döndüm. Koç Holding'de stratejik planlama başkanlığında o dönem uzman olarak işe başladım. Daha sonra Koç Holding'deki kariyerim 23 yıl sürdü. Oradan ayrıldığımda bu inovasyon işe tanışmıştım. Üst düzey yönetici olarak Koç grubu nezdinde 11 şirketin dahil olduğu bir Koç inovasyon programımız var. Onu tasarlayan, yöneten, hayata geçiren yöneticiydim. Hidrojen konusuyla da yine çalıştığım şirkette biraz da otomotiv sanayinin içinde olduğumuz için ister istemez onunla ilgili konularla ilgili çalışırken tanıştım. Koç Holding'den ayrıldıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Innovative, inovasyon danışmanlık şirketi. Burada da büyük kurumlara yönelik inovasyon danışmanlığı veriyoruz. Onların yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni iş modelleri ortaya koyması için kurumsal olarak yapılanmalarına yardımcı oluyoruz. Burada sektörün herhangi bir önemi yok. Ama Koç'la bağlantımda şu şekilde şimdilik sürüyor. Koç'un yine ileri teknoloji alanında yatırım şirketi var. Inventram anonim şirketi Koç Üniversitesi ile beraber kurdu. Orada yönetim kurulu üyesiyim. 2006 yılından beri de TÜSİAD üyesiyim. Orada da aktif bir üyeyim. Girişimcilik ekosistemi çalışma grubumuz var. Onun başkanlığını yapıyorum. Burada da büyük şirketlerle yine aynı zamanda startupların işbirliğini geliştirmek için, ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Bir Endeavor Vakfı var, belki duymuşsunuzdur. Dünya çapında çok sayıda ülkede olan bir vakıf. O vakfın da Türkiye ayağında yine üyeyim. Burada da Türkiye'den çıkan girişimcileri, startupları hem Türkiye'de onlara mentorluk ederek hem de bir şekilde dünya çapında yatırım imkanı kazanmaları için yurt dışına götürerek onlara destek olarak hizmet veriyoruz. Ben kendimi bu şekilde tanıtayım. Evet, bu tanıtımdan sonra gerçekten sohbetin çok ilginç olacağı da gözüküyor. Murat Bey, tabii bu hidrojen teknolojileri ve girişimcilik sohbetine başlarken kullanacağınız bazı terimler var, teknik terimler var.
Belki bu terimlerden mi başlasak diye düşünüyorum. Tabii. Mesela bazı terimler var. Örneğin girişim nedir? Girişimcilik nedir? İşte girişimci nedir? İnovasyon nedir? Venture nedir? Kuluçka merkezi nedir? Katma değer nedir? Belki konuşmalarımız içerisinde bu terimler fazlaca geçecek. Bunları Evet. da şöyle kısaca tanımlamakta belki yarar görüyorum. Buyurun. Tabii hocam. Şöyle söyleyeyim, hani girişimcinin tanımını yapmakla başlayalım. Girişimci Türkiye'de çoğu zaman yanlış kullanılıyor. Yani Ahmet Bey'in bir bakkal dükkanı var. Yanında bir de mobilya dükkanı açtı. Ahmet Bey çok girişimci diyorlar. Burada kastedeceğimiz girişimci o tip bir girişimci değil. Burada esasında teknik anlamıyla girişimciler hani insanların problemini çözmek için ölçeklendirilebilir. Bunun tanımına da geleceğim. Ve sürdürülebilir teşebbüsler kuran insanlardır diyoruz. Girişimler sadece ileri teknoloji alanında kurulan teşebbüsler de değil. Girişimler esasında bu ölçeklendirilebilmesi çok önemli. Yani ölçeklendirilebilme büyüdüğü oranda kurarken kullandığınız sermayeyi, insan gücünü, masrafları artmayan teşebbüslerdir. Yani bunları arttırdığınızdan çok daha süratli büyüyen teşebbüslerdir. Çoğu zaman doğrudur. Yeni teknolojilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösterirler ama sadece bununla sınırlı değildir diyelim. Ben başka bir tanım da yapıyorum girişimci için. Hani esasında 1 milyar insanın hayatına dokunma potansiyeli olan şirketlerdir diye tanımlıyorum. Bu ölçeklendirmeden yola çıkarak yani gerçekten toplumda olan ciddi bir sorunu keşfeden ve sonra çözüm getirmesi sebebiyle çok süratle büyüyen şirketlerdir. İnovasyon yine aynı şekilde inovasyon tanımı konusunda bir Google'a baktığınız zaman 100 bin tane inovasyon var. Oslo kılavuzu vardır, OECD'nin yayınladığı. Oslo kılavuzundan yola çıkarak inovasyon tanımı yapmak daha uygundur. Orada da çok basitleştirerek söyleyeyim şirketlerin ne anladığı. İnovasyon Ar-Ge değildir. İnovasyon dijital dönüşüm değildir. İnovasyon bunlardan beslenir. O doğru ama inovasyon esasında şirketlerin piyasaya çıkardığı yeni ürün, yeni hizmet, yeni iş modelidir. Yalnız bir de şartı vardır, dördüncü şart. O da para getirmesi gerekir. Yani bir şekilde çok güzel bir inovasyon yaptım ama işte satmıyor, 5 kuruş para kazanamadım dediğiniz zaman orada bir hata vardır. İnovasyonun mutlaka bir satışa dönüşmesi gerekir. Yani orada en büyük altını çizmek istediğim fark o. Yani Diğer inovasyon da bana göre sana göre inovasyon tanımı olmaz değil mi? Bana göre yok. şöyle, sana göre böyle. Yani çok yapılıyor. Yani özellikle şöyle cümleler kuruyorlar. Bence inovasyon. Bundan biraz kaçınmakta yarar var. Çünkü sonu gelmiyor bunun. Herkes bir farklı tanım yapıyor. Dediğim gibi yeni ürün, hizmet, iş modeliyle sınırlamak, bir de para getirmesiyle sınırlamak yeterli. Bu Oslo kılavuzunun koyduğu temel prensiplere sadık kalan bir tanım oluyor. Bir inovasyon girişimcisiniz, bir inovasyon yapıyorsunuz, pazara çıkıyor, yatırımcı arıyorsunuz, venture dediniz. Bu venture kapitaller esasında bu ortaya koyduğunuz yeni inovasyonlara yatırım yapan yatırım şirketleri. Bunlara bazen VC diyoruz, bazen CVC diyoruz. CVC olunca da Corporate Venture Capital oluyor. Yani büyük şirketlerin kendi içinde kurdukları, işte büyük Türkiye'deki büyük grupların böyle firmaları var, yatırım şeyleri, şirketleri. Kuluçka merkezi yeni fikirleri alıp kuluçkaya yatıran, onları olgunlaştıran genellikle öğrenciler oluyor. Ama artık ileri yaşta da girişimcileri kuluçka merkezlerine girdiğini görüyoruz. Onlara eğitim veren, mentorluk veren, onları olgunlaştıran merkezler. Bu kuluçka merkezlerinin yanında bir de hızlandırıcılar var. Hızlandırma merkezlerini de duymuşsunuzdur. Hızlandırma merkezleri de orada işin içine para giriyor. Yani kuluçka merkezinden çıkan olgunlaşmış gençlerin veya girişimcilerin projesine para yatıran mekanizmalara da hızlandırma diyor. Hem para yatırıyorlar, hem network imkanı sağlıyorlar, büyümesini sağlıyorlar. Bunlar da hızlandırıcı. Katma değere gelince o da girişimciliğin şeyi yani bir katma değer yaratmaya çalışıyorsunuz. Katma değersiz işler zaten bu tanımların hiçbirisine maalesef uymuyor. Oradan çıkan katma değer de genellikle para oluyor. Evet, bu zor günlerde gerçekten yani
bu korona günlerinde, bu salgın günlerinde bizim yapmamız gereken belki aslında temel şeylerden bir tanesi şu: bizim daha çok girişimci, daha çok girişim ve daha çok katma değere dönüştürülebilecek ürünleri ortaya koyma ve parayla sonuçlanabilecek, kazanımla sonuçlanabilecek inovasyonlar yapma. Peki Murat Bey, şimdi bir de şu var aslında. Bazı şeyler bulaşıyor, biliyorsunuz bu Covid'le bulaşan bir şey. Covid'le bulaşıyor. Bulaşıyor ama ortam buluyor, kendini yayıyor. Ben diyorum ki keşke bu Covid yerine girişimcilik bulaşsa. Yani bu girişimcilik nereden beslenir, nasıl bulaşır, bu bulaşıcı bir ortamını bunu nasıl oluşturabiliriz? Yani bu konuda ne diyorsunuz? Hocam Buyurun. çok güzel ifade ettiniz. Ağzınıza sağlık. Bulaştı mı çıkmıyor. Gerçekten virüs gibi. Genellikle bu girişimcilik işini sevenler kolay kolay bir daha bu işten ayrılmıyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Büyük kurumsal bir kurumdan şirketten ayrılıp kendi işimi kurdum ve bu alanda çalışmaya başladım. Çünkü gençlerle çalışma fırsatınız artıyor. Gençlerden enerji alıyorsunuz. Hani bugüne kadarki çalışma hayatınızda öğrendiklerinizi de onlara aktarıp biraz enerji veriyorsunuz. Bu bulaşıcılık çok önemli. Bulaşıcılığı yaratan esasında bizim ekosistem dediğimiz, yani hani mikroorganizmalar için falan kullanılır ama yani girişimcilik de biraz öyle. Bu ekosistemi yaratabilmekten geçiyor. Bu ekosistem iki farklı şekilde oluyor. Bir kurum bazında oluyor, bir de ülke bazında oluyor. Kurum bazında bunu nasıl yaratıyorsunuz? Genellikle de belki daha ileride de dayanırız o şeye girmeyeyim ama kurum içi girişimciliği teşvik ediyorsunuz. Yani kurumlarda personelin, çalışanların yeni fikirler getirmesine yönelik bir ortam yaratıyorsunuz. İşte bir fikir getirdim, işte ay patron acaba saçma bulur mu psikolojisiyle mücadele ederek bunu şey yapıyorsunuz. Smart fail denen bir kavram var mesela. Hata yapmak Türk şirket kültüründe çok büyük bir tabudur. Patron ne düşünür? Bir daha benim yüzüme bakmaz psikolojisiyle uğraşıyorsunuz. Fail edilen bir şey. Girişimcilikte çok hata yapılıyor, çok başarısızlık oluyor ama bu başarıdan bir öğrenim yarattığınız zaman, yani bunu bakın başaramadık ama sebebi buymuş dediğiniz zaman bu biraz smart fail deniyor. Ben bu eski çalıştığım kurumda bunu ilk de şey yaptığımda, telaffuz ettiğimde oğlum dediler burası yani önemli bir şirket. Böyle fail'in smart'ı yok işte şeyi olmaz dikkat et dediler. Şimdi o da değişti. Yapı ve psikoloji değişiyor. Kurumlarda bu imkanı sağlayacak ortamları yaratıyorsunuz. Yeni çalışma alanları yaratıyorsunuz. İşte devamlı Excel önünde Excel tablosu açık çalışan personeli daha yaratıcı tekniklerle çalıştırıyorsunuz. Girişimcilikte siz de görmüşsünüzdür. Böyle duvarlara post-itler yapıştırırlar, böyle farklı şeyler yapıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Onlara zaman veriyorsunuz, imkan veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz, mentor veriyorsunuz. Böyle oluyor. Ülke çapında o tabii daha zor bir iş. Bu biraz da para işi. Türkiye'de bu iş esasında yani hükümet tarafından sağlanan kaynaklar dikkate alındığında gayet iyi yapılıyor. Yani Türkiye kadar işte TÜBİTAK vesaireyi düşünüyorum. Girişimcilere yönelik çoğu zaman da Çok güzel karşılıksız katkılar var, fonlar var, evet. programları olan çok fazla ülke yok. Yani Türkiye bu açıdan hani hükümet onu yapıyor ama o da yetmiyor. Esasında büyük şirketlerle küçük şirketlerin, startupların daha kolay iletişime geçebilmesi, işbirliği yaratmasına yönelik de bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Biz TÜSİAD tarafında bu konuyla ilgili mesela çok çalışıyoruz. Öneriler götürüyoruz. Hükümetimiz dinliyor. Sanayi Teknoloji Bakanımızın birkaç kere Ticaret Bakanımızın karşısına geçtik, bizi dinledi ve bir takım önlemler de alıyorlar. Dolayısıyla öbür tarafta da biraz devletin şeyi var. Yani teknoloji merkezlerini, inovasyon merkezlerini, teknoparklarını desteklemek anlamında yaratması gereken bir ortam oluyor ki bu tam bulaşıcılığı sağlayalım. Yani o zaman bu bulaşıcılıkta iki tane şey ortaya çıkıyor. Birisi sosyal bulaşıcılık, birisi diyelim teknik. Yani şunu demek istiyorum: teknik girişimcilikle sosyal girişimcilik ne anlam ifade ediyor? İkisi arasında ne fark var? Belki bunu da açıklarsak konuya giriş anlamında daha iyi bir adım atmış oluruz. Bu çok sık sorulan bir soru. Gençlerin de çoğu zaman hocam yanlış anladığı bir soru. Sosyal girişimcilikten hayır işi anlıyorlar. Hayır yönü var.
Yani tamamen alakasız demek istemiyorum ama çoğu zaman işte para karşılıksız, yani para kazanmadan yapılan işte böyle inovasyonlar vesaire gibi anlaşılıyor. Hayır işi değil. Yani şöyle girişimcilikte sayarken dördüncü şart olarak para kazanmayı koydum. Yani teknik girişimcilik dediğimiz esasında ticari amaçla belli bir ekonomik kazanç elde etmek için yapılan girişimcilik. Sosyal girişimcilik daha ziyade bu Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği sürdürülebilirlik hedefleri var. Bunun arasında çevre var, işte kadın erkek eşitliği var, işte sosyal şartların iyileştirilmesi var vesaire, 17 tane şey. Bunlara bağlantılı olarak yapılan eğitim var. Girişimcilik daha ziyade sosyal girişimcilik tarafına kaçıyor. Şimdi sosyal girişimcilikte tamamen para kazanmayacağım ben. Yani çok zenginim, burada para vereceğim ve bu işi kurdum diye de yapabilirsiniz. Bu imkansız değil ama bu konuda gelen girişimcilere bizim verdiğimiz tavsiye hep şu oluyor. Param bir gün biter. Yani bunu tek başına finanse edemez. Ama ben sponsorlar buldum. Sponsorlar da 1 yıl verir, 2 yıl verir, 3 yıl verebilir. Ama bir süre sonra biter. Yani girişimin ilk başta verdiğim tanımdaki gibi sürdürülebilir olması lazım. Dolayısıyla sponsorların varsa, senin paran varsa ver. Kimse verme demiyor. Çok iyi bir iş yapıyorsun. Ama sistemin, kurduğun sistemin kendi kendinin ihtiyaçlarını karşılayabilir seviyede para da kazanması lazım. Yani Yani sosyal tamamen... girişimcilik, aslında bir nevi teknik girişimciliğin bir parçası. Evet, çok doğru hocam. Yani Aynen. teknik girişimden kazanırsanız sosyal girişimciliği sürdürülebilir kılabilirsiniz diyelim. Aynen öyle. Bazıları sırf sosyal yapıyor. Yani teknik tarafta da şey yapmıyor. Ama dediğim gibi sosyal girişimcilikte de makinenin dönmeye devam edebilmesi için onu beslemek gerekiyor. Bir yakıt sağlamak gerekiyor. Bu şartları göze alan sosyal girişim projelerine piyasada yatırım yapılıyor, destek olunuyor. Sırf yani ben bir sponsor buldum, para bitene kadar bunu yapacağım dediğiniz zaman proje sürdürülebilir olmuyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Peki Murat Bey, sosyal girişimciliği başka bir programda, başka bir şekilde konuşulur ama biz işin Tabii. teknik girişimcilik kısmına baktığımız zaman günün konusu zaten hidrojen. O zaman bu hidrojen girişimciliği ne anlam ifade ediyor? Hidrojen girişimcileri ne anlam ifade ediyor? Biraz da bu noktadan yavaş yavaş adımımızı Evet. atalım. Artık daha geniş kapsamda konuşmaya başlayalım. Buyurun. Tabii hocam, şöyle, ben hidrojen konusunda uzman değilim. Onun için sürçü lisan edersek affola diyerek başlıyorum. Sizin gibi uzmanların önünde konuşmak da biraz cesaret meselesi. Hidrojen teknolojileriyle bağlantılı girişimcilikten bahsediyoruz. Tabii teknolojiyle alakalı alanlarda kurulan startuplar veya bu alanda çalışan şirketlerin kendi kurumlarının içinde yaptıkları inovasyonlardan bahsetmek lazım. Bu maalesef Türkiye'de çok bilinen, çok tanınan bir girişimcilik türü değil. Çünkü hidrojen teknolojileri alanında dünyada daha ileri ülkeler var. Dediğim gibi Türkiye'de hani çok fazla bu konuda ses duymuyoruz. Benim karşılaştığım bir iki tane startup var. Onları da size şey yapacağım, bahsedeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Yeri gelmişken isterseniz onları da söyleyin. Yeri Tabii. gelmişken onları da Yani söyleyin. şöyle ilk baştan söyleyeyim, Top Üniversitesi'nde Ankara'da gezerken onların çok güzel bir kuluçka merkezi var. Orada mesela İHA'lar konusunda çalışan bir ekiple karşılaştım. Hidrojenli İHA üretiyorlardı. Bunu yine bakın, devletin orada bir payı var. Bir takım savunma sanayi şirketlerinin verdikleri desteklerle yapıyorlar ama hani bunu görünce insan bir şey yapıyor, ümit ışığı oluyor. Dünyada çok örnekleri var. Onlara da geliriz ama hidrojenin geleceği çok parlak. Hani bunu size söylememe de gerek yok ama çok ciddi avantajları var. Ben dediğim gibi hani otomotivle ilgili çalıştım. Daha önceki şirketimde, daha sonra yaptığım bir takım mentorluklar var elektrikli araçlarla ilgili. Orada çok öğrendim. Esasında elektrikli aracın problematiğiyle benzer bir problematiği var. Avantajları var. Bu çok az biliniyor. Hani hep elektrikli araç konuşuyoruz. Esasında hidrojenli araçları mesela doldurma süresi çok daha kısa. Aracı elektrik şarjına taktığınız zaman biraz onu şarj ettiğiniz makinenin kapasitesiyle de bağlantılı ama en az yarım saat bekliyorsunuz 500 kilometrelik menzil kazanmak için. Hidrojende bu çok daha süratli oluyor, 500 kilometrelik menzili doldurmanız. Sorun şu, yani girişimcilik yaparken de bu problemlere geleceğiz ama
hidrojeni elde etme yönteminden kaynaklanan bir çevre meselesi var. Hidrojen çok temiz bir yakıt ama doğada bulunmuyor. Onu üretmek zorundasınız. Ürettiğiniz zaman da hani iki yöntem var esasında. Bir tanesi fosil yakıtlardan yola çıkarak üretirseniz ki çoğunluk en ucuz bu olduğu için o şekilde üretiliyor. Daha tabii çevreye olan etkisi, olumsuz etkisi artıyor. Ama bir şekilde elektroliz yöntemiyle daha temiz enerjilerden yola çıkarak ürettiğiniz zaman daha pahalı oluyor, sıkıntı o ama gerçekten çok temiz oluyor. Ve hidrojen kullanan araçların da karbon salınımı olmuyor. Yani bu çok büyük bir avantaj, bu gelecek. Düşündüğünüz zaman hani hidrojenli otomobiller dünyada şu an çok yayılmadı ama buna çok ciddi yatırım yapanlar var. Özellikle Avrupa'da bize en yakın ekosistemde Almanya'da ciddi bir yatırım var. Hani 2030 yılına kadar 9 milyar euroluk bir bütçe açıkladılar. Yani bu parayı harcayacaklar. Bu konuda önü çeken Amerika, Kaliforniya eyaleti. Orada çok sayıda araç var. 1 milyon araca ulaşacağız diyorlar onlar da 2030 yılı için. Benzer hedefleri Uzak Doğu'ya baktığınız zaman Japonya, Çin ve Kore. Kore de çok enteresan bir ülke. Onlar da koydu. Şuna dikkat edin diyorum. Bu saydığım ülkeler toplam dünyada elektrikli araç parkının yarısına sahip ülkeler. Yani elektrikli araca rağmen şöyle bir öngörü var. Yani elektrikli araç aldı gitti canım, artık hidrojenle kim ilgilenmez. Hidrojenle yatırım yapan ülkeler zaten elektrikli araca da çok ciddi yatırım yapan ülkeler. Dolayısıyla geleceği çok parlak diye düşünüyorum. Yani burada şunu söyleyeyim ben. Burada şunu söyleyeyim. Normal şartlarda bahsetmiş olduğunuz ülkelerde zaten belli bir girişimci potansiyeli var ve bunlar oldukça yüksek ki o ülkelerde bu seviyeye kadar çıktı hidrojenli teknolojiler. Ama ülkemizde tabii hidrojen teknolojileri konusunda henüz daha diyelim biz üniversitenin laboratuvarlarının dışına ticari amaçlı tam olarak çıkabildiğimiz söylenemez. Dolayısıyla burada bir planlama yapmak gerekiyor. Yani laboratuvarda yapılan bu hidrojen teknolojilerini dışarıya çıkarmamız lazım. Bu da nasıl oluyor şu anda? İşte diyelim teknoparklar kuruluyor. Teknoparklar bünyesinde firmalar oluşturuluyor. İşte diyelim startuplar, birazdan geleceğiz onlara. Hidrojen startupları diyelim oluşturuluyor. Ve tamamıyla odak noktaları hidrojen teknolojilerini geliştirmek. O laboratuvardaki ürünü alıp bir miktar inovasyonla ticari boyuta doğru taşımak. Burada hocam, Sayın Murat Bey, şunu sormak istiyorum ben. Normalde tabii biz hidrojen girişimcisinin amaçlarını aslında hangi çerçevede hareket etmek istediğini söylediniz ama burada bir de şu var. Herkes hidrojen teknolojilerinde ulusal girişimci olabilir mi? Veya kimler olabilir ve bunlar nasıl olabilir? Yani bu anlamda ne dersiniz? Hani önüne gelen ben hidrojen girişimcisi olacağım. Hidrojen teknolojilerinde ben yatırım yapacağım, firma kuracağım, işte büyüyeceğim, ihracat yapacağım, ithalat yapacağım. Yani bu aslında bu hidrojen girişimcileri kimler olabilir ulusal bazda? Hocam, bu da merak edilen bir soru aslında. Yani şöyle, ulusal bazda bir şirket bazında düşünmek lazım, bir startup bazında düşünmek lazım. Eğer bir startup kuruyorsanız genellikle o iş konusundan anlamanız, bir uzmanınız olması beklenir. Hani her startupçı yaptığı işin uzmanıdır, her startup kurucusu. Hayır, bu ekip işi. Startup'ta ekip çok önemlidir. Yanınızda gerçekten hidrojen teknolojileri konusunda bilgili bir ekip oluşursa bu konuda girişimci olabilirsiniz Türkiye'de. Yatırımcı da zaten çoğu zaman sanılanın aksine projeye değil ekibe yatırım yapar. Dolayısıyla startup bazında uzmanlık şart. Orada affetmiyor. Ama şirket bazında biraz daha farklı. Şimdi şirketlerin bir çok iyi bildiği, Ar-Ge'sini yapacak kadar iyi bildiği konular var. Bir de tam hakim olmadıkları konular var. Şirketler tam hakim olmadıkları konularda açık inovasyon denen bir şey yapıyorlar. Yani inovasyonu kendi içinizde, kendi personelinizle yapıyorsunuz. Ama sizi aşan konularda daha ziyade açık inovasyon tarafına geçiyorsunuz. Dışarıdaki beyin gücünü, dışarıdaki startupları kullanıyorsunuz. Şirketlerin Türkiye'de illa hidrojen konusunda uzman olması veya bu konuda doktorasını yapmış 10 tane bilim adamını yanına çekmesi de şart değil. Eğer
enerjiyle ilgili bir alanda çalışıyorsa veyahut enerji problematiğin, yani mesela bir otomobil firması enerji şirketi değil ama enerjiyle bağlantılı bir alanda çalışıyor. Dolayısıyla otomobili üretmeyi bilmesine rağmen hani o enerji konusunda eğer hidrojene veyahut elektriğe şey yapmak istiyorsa açık inovasyon yaparak bu daha önce bahsettiğim startupları yanına çekerek bunlarla işbirliği yaparak mesela POC deniyor. Proof of concept çalışmaları var. Yani bu startupların kendi geliştirdikleri teknolojileri gelip kendi ürününde, kendi tesislerinde denemesine müsaade ederek bu tip işbirlikleri geliştirerek bu sorunu çözebilirler. Yani hidrojen girişimciliği yapmak, hidrojen alanında inovasyon yapmak için şirketlerin illa bu konunun uzmanı, bunun üzerine kurulmuş 20 yıldır, 30 yıldır bu işi yapan şirketler olması gerekmiyor. Ne mutlu ki şu yaşadığımız günümüzde bu açık inovasyonun önemini fark etti şirketler ve çok sayıda şirket artık açık inovasyon sistemi kuruyorlar. Bu konuda danışmanlık alıyorlar, şey yapıyorlar. Yurt dışındaki rakiplerinin bunu yaptığını fark ettiler. Çünkü şirketlere gittiğimiz zaman genellikle şunu yapıyoruz biz. Diyoruz işte siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama bakın sizin yurt dışınızdaki rakipler, ki bunlar yani Google üzerinde ulaşabileceğiniz bilgiler, bakın şu startuplarla işbirliği yapıyorlar. Şunlara yatırım yapmışlar. Hatta bunları satın alıp içeri almışlar. Yani bakın sizin de yapmanız lazım. Artık startuplar konusunda şöyle bir imaj vardı hocam. Bunlar işte uzun saçlı yırtık pulicinli gençlerdir. Hayır. Hayır, kesinlikle değil. Startup ilk başta dediğim gibi yaşa da takılmamak lazım. Çok ileri yaşta üniversite hocalarının kurduğu startuplar var. Son derece başarılı. Startuplar yeni ekonominin aktörleri. Evet, evet. Çok güzel açıkladınız. O zaman şöyle diyelim biz. Madem startuplar yeni ekonominin, ulusal ekonominin, küresel ekonominin ana aktörleri diyelim, rayları, onun üzerinde yürüyor bütün ekonomi. O zaman şöyle aslında bu startupların bir üst aşamaya geçtikten sonraki işte girişim veya işte diyelim şirketleşme bazına geçtiğinde aslında bunların hepsine biz işletme dersek, hidrojen teknolojileri üzerine yenilikçi ve girişimci bir aslında işletmede hangi beceriler olması lazım? Yani evet siz startupları içe alıyor dediniz. Bu içe alınan startuplardan faydalanıyorlar. Yani açık inovasyon yapıyorlar. Bir de kendilerine göre kapalı bir inovasyon tarzları var. Ama bu açık inovasyona maruz kalan kitlenin hangi becerilere sahip olması lazım ki hidrojen alanında Türkiye'de öne çıkabilsin? Evet. Bir işletmenin öncelikle açık inovasyon ne olduğunu bilmesi, bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani çok meşhur bir laf var. Yine Amerikalılar şey yapmış galiba. Dünyadaki en zeki insanlar sizin şirketinizde çalışmıyor diye bir laf. Böyle bir kural yok. Yani bir şirketin bir kapasitesi var. Hatta bir takım yine otomotivden örnek vermeye çalışacağım. Mesela otomotivde de bir arabanın tamamını bir fabrikadan çıkarmak, tek bir yani ortak zeka da kullanılsa dahi tek bir tesisten çıkarmak mümkün değil. Çünkü bir ürün üretiyorsunuz, o ürünün etrafında çok sayıda teknoloji var. Bu otomobilde çok hissediliyor. Yani otomobili çok iyi üretiyorsunuz. Sizin yaptığınız otomobil uzun süre bozulmuyor, çok kilometre gidiyor, az benzin yakıyor vesaire. Ama artık otonom araçtan bahsediyoruz. Otonom araç konusunda ne yapacaksınız? Çok büyük bir Ar-Ge'niz varsa gidip 50 tane daha, 100 tane daha Ar-Ge'ci mi alacaksınız? İşte artık yeni alternatif enerji kullanan otomobillerden bahsediyoruz. Bu elektrik veya hidrojen. Gidip bu konuda bir Ar-Ge ekibi daha mı kuracaksınız? Bunun ötesinde çok sayıda şey var, teknoloji var. Dolayısıyla açık inovasyon yapmak zorundalar. Aynı şekilde kurum içi girişimcilik de yapmak zorundalar. Yani kendi ekiplerin de işte bir görev verip uzun süre bunu yap, bunu yap gibi robotlaştırmadan... Arkadaşlar siz de yeni fikirlerinizi getirin. Bakın biz temiz enerjiyle çalışan otomobil üretiyoruz. Siz de söyleyin fikirlerinizi deyip onlara da startupçı gibi yetiştirip esasında dışarıdaki girişimcilere benzer yaratıcılığı onlarda da yaratmaları gerekiyor. Hidrojen teknolojisiyle bağlantılı çalışıyorsa işbirliği yapması şart. Belki hani ben birkaç tane şey yaptım. Hani böyle tesadüfen karşılaştım ama bu toplantıya çıkmadan önce de bir takım veri tabanları var. Yani
startupları görüyorsunuz. Mesela şeye baktım, yani hidrojen konusunda çalışan hangi startuplar var? Bu startupların çoğu yine Amerika'da ve Avrupa'da maalesef, bu gerçek. Uzak Doğu'da da var ama ne yapıyorlar diye baktım. Bir basit aramada 645 tane startup çıktı hocam. Yani bunlardan bir tanesi mesela hidrojen gibi, İngilizce hidrojen gibi yerle yazılıyor. High Point Amerika'da kurulmuş. Ondan sonra tamamen şey üzerine çalışıyor. Hava taşımacılığı konusunda hidrojen yakıtının kullanılması üzerine çalışılıyor. Bir tane Alman buldum, Inaptor diye. O da çok büyük bir startup. Onların patentleri var. Bu patentlerden yola çıkarak da startup seçebilirsiniz. O patentleri kullanma hakkını elde etmek için. Bu da yine endüstriyel ve mobilite, yani ulaşım alanında şeyler yapmış. PowerUp Energy Technologies diye yine Amerika'da bir startup buldum mesela. O da tamamen jeneratör üretiyor. Deniz araçlarında kullanmak için. Şimdi bu jeneratörü bile belki özellikle yakıt hücreli jeneratörler konusunda, evet. Yakıt hücreli, evet. Cell based deniyor. Ondan sonra bu şeyleri üretiyorlar deniz araçlarına yönelik. Bir tane yine İsveç'te buldum. Hepsinin adını saymayayım. Ama en önemlisi, sizin derneğinizin bir yazısı benim dikkatimi çekti. High Tech Power diye yine Amerika'da bir şey buldum, startup. O da mesela dizel araçların daha az yakıt yakması için hidrojen destekli olarak üretilmesini. Evet, içten yanmalı motorlar üzerinde, evet, çalışan, aynen, evet. Aynen, aynen. Şimdi yani Türkiye'de de bir TOK projesi var. Hani bir elektrikli araba çok büyük ölçekte üretilecek. İnşallah hani orada da o aracın, mesela siz şey demişsiniz dernek olarak, hani hem elektrikli hem hidrojenli niye düşünülmüyor diye bir tavsiyeniz olmuş. Hani bu alanda çalışan şeyler var. Şu an ben bir şirketim, kabaca otomotiv alanında çalışıyorum ve hidrojenden hiç anlamıyorum, elektrikten de anlamıyorum. Esasında benzer startuplarla işbirliği yaparak onlarla belki hissesine ortak olarak bir para yatırarak onlara, ama işbirliği yaparak, ortak Ar-Ge yaparak onları POC yapma imkanı fabrikada vererek esasında bu işe girebilirim. Bunun önü açık. Yani illa ben doğuştan hidrojenci olmak zorunda da değilim. Sanayide bütün alanlarda bu böyle. Bir takım insan gücünü şirketinizde gelip çalışmaya ikna edemiyorsunuz. Özellikle girişimci ise gelmiyor. Bir takım teknolojileri şirketinize alıp bakın 21. yüzyılda çekemiyorsunuz. Neden? Çünkü patentli, vermiyor. Ben diyor kullanacağım diyor. Ha, bunların önüne geçebilmenin tek yolu var. O da açık inovasyon yapmak. Evet. Peki bütün bu düşünceler ışığında aslında şuraya gelsek. Bir hidrojen girişimci ekosistemi nasıl oluşturulur Türkiye'de? Yani süremizin de biraz daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Soru cevaplar da olacak. Tabii, dolayısıyla tabii. Bir hidrojen girişimci ekosistemini oluşturma. Türkiye bu konuda gerçekten henüz daha yeni yeni adımlar atmaya başladı. Üniversiteler sayesinde, işte teknoparklar sayesinde. Ama gün gelecek ki bugün Avrupa'nın ulaştığı noktaya da biz ulaşacağız. Çünkü sonuçta hidrojen son derece önemli bir yakıt ve gerekli de aynı zamanda. Aynı zamanda da önemli bir ham madde. Sadece yakıt değil, aynı zamanda ham madde ve birçok yeni ürünün bileşiminde kullanılan da bir girdi. Bu çerçevede baktığımızda gerek hidrojenin üretimi, gerekse hidrojenin taşınması, gerekse hidrojenin depolanması, işte hidrojenin tedariki, lojistiği, teknolojilerinin lojistiği, üretilmesi, geliştirilmesi, bütün bunları böyle bir çerçevede içeren bir hidrojen ekosistemi, girişimci ekosistemi nasıl oluşturulur Murat Bey? Sizin de bu anlamda ciddi tecrübeniz var. Belki bu soru gerçekten gençlerin de önünü açabilecek bir cevaba muhtaç diyelim biz. Buyurun. Hocam sırf gençlerin çabasıyla olmuyor. Bu tarafta, yani bu alana yatırım yapacak şirketlerin ve devletin yine aynı şekilde bir takım önlemler alması gerekiyor. Bu sorunuzun cevabı çok basit. Dikey hızlandırıcılar veya dikey kuluçka merkezleri dediğimiz bir merkez tipi var. Ben başta kuluçkayı ve hızlandırıcıyı söyledim. Hızlandırıcıdan devam edelim. Yani işin içine paranın da girdiği kuluçkalar. Türkiye'de dikey hızlandırıcımız maalesef hiç yok. İnovasyon merkezleri var, şu var, bu var. Bunlar genel çalışıyor. Yani her türlü teknolojiye, her türlü alana hizmet vermeye çalışıyorlar.
Başlangıçta bu tip yerlerin kurulması çok normal ama sektör bazında bir uzmanlaşma olduğu zaman çok daha verim almaya başlıyorsunuz. Birbirine belki rakip startupları içeri dolduruyorsunuz ama onun da farklı yöntemleri var. Birbirini tamamlayıcı startuplardan da yola çıkarak böyle bir hızlandırma merkezi kurulabilir. Bakın hidrojene geçmeden Türkiye'de inşaat sektörüyle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Gözünüzde herkesi daha iyi canlandırsın diye. Türkiye gerçekten inşaat sektöründe çok ileri. Yani karşılaştırmalı üstünlüğü olan bir ülke. Dünya çapında hani şu dönem tabii her şey durdu etti, rakamlar değişti ama inşaat sektörünün hem sürati hem işte yaptığı işler hacmi dikkate alındığında dünyada belki en ileri olduğu işlerden bir tanesi Türkiye'nin inşaat. Bu kadar da para kazanıyor değil mi inşaat firmaları? Ama inşaat teknolojileriyle ilgili çalışan Türkiye'de bir tane hızlandırma merkezi yok. Mesela IoT diyoruz, işte yapay zeka diyoruz vesaire. Bu konularda bir şeyler kuruluyor ama inşaatta kurmuyoruz. Neden? Yani inşaat teknolojileri konusunda çalışan çok sayıda startup var ama Türkiye'de inşaat teknolojileri konusunda çalışıyorsanız yani büyük firmalarla irtibata geçebileceğiniz böyle bir mekanizma yok. Bu hidrojen için de geçerli. Bu işe gönül veren arkadaşların evet normalde mevcut kuluçka merkezlerine, hızlandırıcılara giderek belli bir mesafe alması mümkün ama bir taraftan hem bu startupları bir yere koysak, bir taraftan hidrojen alanında ihtiyacı olan fabrikaları, bu otomobil fabrikası olabilir, enerji üretim tesisleri olabilir, farklı şeyler var. Onları bir tarafa koysak, ikisinin bir arada çalışmasını sağlasak, bir aralarında işbirliği yaratacak mekanizmalar olsa, artı bir de bunun üzerine VC'lerden bahsettik, venture kapitallerden, bu işe yatırım yapacak yatırımcıları da bir araya getirsek, çözüm bu. Dikey hızlandırıcılar, bu tip dikey hızlandırıcıları Türkiye'de hidrojen dahil artık bir takım sektörlerde kurma vakti geldi. Evet, burada tabii bu hızlandırıcılar son derece önemli, dikey hızlandırıcılar. Bunlar aynı zamanda mesela piyasada bazı şirket tipleri var. Ne yapıyorlar? Yatırımcı şeklinde. Hem normal danışmanlığını yapıyor hem de diyelim kapitali buluyor ve yatırımını yapıyor, yap işlet devret şeklinde bir oluşuma gidiyor. Bunlar bu çerçeveye girer mi? Girer hocam. Yani onların da bir şekilde yani çoğu firma, bunu yapan firma belli bir konuda uzmanlık geliştirmeye başlıyor. Yani her alana bir anda saldırmıyorlar. Belli alanlara odaklanmaya çalışıyorlar. Hidrojen de o alanlardan bir tanesi haline gelir. Murat Bey, bu dikey hızlandırıcıları biraz açabilir miyiz? Madem yeni bir konsept olur Türkiye için, bunu biraz konuşalım. Buyurun. Hocam bu esasında yurt dışında bazı alanlarda var. Mesela gıda endüstrisiyle ilgili şeylere, teknolojilere veya startuplara food tech deniyor. Food tech'lerle ilgili dikey hızlandırıcılar var. En büyüklerinden bir tanesi Paris'te. Finansal konularla ilgili startuplara fintech deniyor. Fintech hızlandırıcıları var ne yurt dışında. Sadece fintech çalışıyor. Bütün bankaları tanıyor. Burada diyor bir startup var diyor. Koşa koşa bütün bankalar geliyor. İçerideki hepsi de finansal alanda çalışan şeyler. Fintechler. Amerika'da bazı yerlerde savunma sanayiyle veya sadece havacılıkla ilgili dikey hızlandırıcılar var. Neden bizde de hani diyorum ya, yani bu tamamen bir yaklaşım meselesi. İnşaatta dahi yok. Neden bizde hidrojenle ilgili bir tanesi olmasın? Sanatla ilgili olanlar var. Mesela sanat etrafında kurulan bir takım gösterilerle, işte o reklam sahne sanatlarıyla ilgili çalışan bir takım startuplar var. Onlarla ilgili mesela yine dikey hızlandırıcılar var. Hani bu tamamen esasında her şeyde devletten beklememek lazım. Bu alanda çalışan büyük tek bir firmanın değil, yani birkaç firmanın güçleri yetmiyorsa bir araya gelip esasına kurabilecekleri bir hızlandırıcı türü. Teşekkür ediyorum Murat Bey, önemli bilgi aktarımınız için. O zaman bir de şu konuya bir gelsek. Mesela bir hidrojen girişimcisinin, mesela tabii hidrojen girişimcisi startup'ını kuruyor. Ondan sonra oradan bir ürün çıkarıyor ve müşterisini buluyor. Bir takım adımlar atıyor. Ama sürdürülebilir büyümeyi bir türlü başaramıyor. Belli bir noktaya geldiğinde de bakıyorsunuz kapısına kilit vurmuş, kapattım diyor, çekip gidiyor. Şimdi
Böyle bir hidrojen girişimcisinin aslında muhtaç olduğu temel şey organizasyonel yapısını doğru planlaması, doğru yapması. Nasıl yapabilir bu hidrojen girişimcisi organizasyonel yapısını nasıl doğru planlar veya bunu planlarken nelere dikkat etmesi gerekir? Bu anlamda görüşlerinizi alalım. Buyurun. Tabii organizasyonel yapı dediğim zaman tabii akla yine aynı şeye geleceğim. Ekip geliyor. Yani ekibi doğru kurmak gerekiyor. Ama ekibi doğru kuramamaktan da daha çok daha tehlikeli. Yani bu sürdürülebilir olmamanın sebeplerinden bir tanesi de işe başlarken bir takım yanlışlar yapılıyor hocam. Yani iyi bir ekibin olmasına rağmen başaramayan startuplarla çok karşılaşıyoruz. Şimdi dediğim neden, gibi neden yani, hemen neden? 1 milyar insandan bahsettim ya, 1 milyar insana ulaşmak. O 1 milyar insana ulaşmak için doğru bir problemi bulmak lazım. Yani her şey o problemde bitiyor. O problemi bulduktan sonra bu problem gerçekten doğru bir problem mi diye test etmek gerekiyor. Gidip sokağa çıkıp, gerçekten sokağa çıkıp insanlarla konuşmak. Onları yönlendirmeden bir takım sorunlar sormak lazım. Ya ben bir problem buldum. Hani bunu da hidrojenle çözeceğim ondan sonra. Ama bu problem gerçekten var mı? Çoğu girişimci bulduğu çözüme aşık oluyor. Öyle bir problem olduğunu dahi test etmeden atlıyor ve onu çözmeye çalışıyor. Sonunda çıkmaz yola giriyor. Yani müşteri mülakatı, bakın biz şimdiye kadar çalıştığımız, hala şu an müşterisi olduğumuz şirketler, müşterilerimiz olan şirketlerde de bize geliyorlar, şöyle bir problem bulduk. Tamam arkadaşlar, çok güzel. Kaç müşteri mülakatı yaptınız diye soruyoruz. Standardımız 300 müşteri mülakatı. Çok ciddi bir standart. Eğer 300'ün altında bir cevap alırsak diyoruz, tamam git biraz daha yap, bir daha gel, böyle olmayacak. B2C, B2B işlerde bu değişir rakamlar ama bu çok çok önemli bir şey. Arkadaşlar bir süre sonra projelerine aşık oluyorlar. Ve dünya gözleri dünyayı görmemeye başlıyor. Müşteri mülakatı yapacak. Ondan sonra gerekirse değiştirecek. Bakın en çok korkulması gereken şey para bulamamak. Ekibi işte yazılımcı bulamadım vesaire demek değil. En korkulması gereken, girişimcilerin rüyalarına girmesi gereken şey şu: hiç kimsenin ihtiyacı olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak. Bu çünkü sonu felaket. Bir kısım maalesef öyle oluyor. Şimdi doğru çözümü buldu, gidip yine müşteriye gidecek. Yani bak ben bunu buldum, bu senin problemi çözer mi? Çözer dedi ya, gidecek. MVP diyoruz. MVP Minimum Viable Product'ın kısaltılmış. Türkçe'ye en yalın ürün olarak çevrilebilir. Prototiple karıştırılmasın. Prototip çok ileri aşama ve masraflı bir şey. Hidrojenle ilgili bir MVP yapacak. Bunu bir maket gibi gözünüzde canlandırın. MVP ile bir daha gidecek müşteriye. Bu bir fabrika olabilir, bir otomobil şirketi. Ya ben bunu yaptım, bak buna benzeyecek. Bu senin sorunu çözer mi diyecek. Oradan yani da resmini de yapabilir, simülasyonunu da kurabilir ama bir şeyle gitsin. Aynen, ama yani prototipe girmeyecek. O çünkü para. Evet. Orada para bulması lazım. Ondan sonra esasında doğru çözümü gerçekten bulup bu şekilde doğrulama. Doğrulama işidir yani girişimcilik. Varsayımları doğruluyorsunuz. Doğrulayamadığınız oranında varsayımla ortada dolaşıyorsunuz. Bunları doğrulamak zorundasınız. Ondan sonra yarışmalara girecek, dikkat çekmeye çalışacak bir startupsa yatırımcı aramaya başlayacak, VC'lerin gidip kapısını çalacak, ya elimde böyle bir şey var. En önemlisi şirketlere gidecek. Diyecek ki ya müsaade edin, bir sizde POC yapayım. Şunu bir deneyeyim, bakın bir zararı yok. Başarılı olursa hem de ilk siz denemiş olursunuz hem de sizin şu sorununuzu çözeceğim. Sorun çözmekten bahsediyorum. Ne? Sorun çözmeyen bir şey kimsenin ihtiyacı yok. Bunları yaptıktan sonra yola çıkarak sürdürülebilir oluyor. Ha, burada biz şu garantiyi veriyoruz şirketlere de. Eğer bütün bu aşamalardan geçerseniz, belki hani unicorn dediğimiz 1 milyar liralık şirket çıkar, dolarlık şirket çıkarmayacaksınız ama para kaybetme şeyi, ihtimaliniz de çok azalıyor. Bu kadar testi geçtikten sonra üretime geçmek esasında başarının %50'sini garanti etmek anlamına geliyor. Geri kalanında biraz pazarlama vesaire bunlar. Şimdi bizim burada daha önceden tanıştığımız piyasadaki arkadaşlar var. Onlarla geçen bir toplantı yapıyoruz. Dediler ki hocam bir şirket kuralım. Dedim ne şirketi kuracağız? Kuralım bir şirket dediler. Tamam dedim. Kuralım bir şirket ama dedim şirketi kazanmak için kurmayalım. Niye kuralım dediler? Dedim ki batırmak için kuracağız şirketi. Yani biz bu şirketi nasıl batırırız?
Bunu bir öğrenelim. Ondan sonra kurması kolay. Şimdi harıl harıl bir şirketi nasıl batırabiliriz? Yani bahsettiğiniz bu bütün girişimcilik adımları belki 15-20 tanedir onlar. Onların tamamen şeyini uyguluyorlar şimdi. Tersine aslında mühendislik yapıyorlar. Burada özellikle şuna işaret etmek isterim ben. Yani normal şartlarda girişimcilerin özellikle hidrojen teknolojilerine yatırım yapmak isteyen veya startup'ını kurmak isteyen girişimcilerin doğru zamanda doğru problemi belirlemeleri ve doğru çözümü ortaya koymaları gerekiyor. Yani burada tabii nasıl olması lazım? İşte basit, anlaşılabilir, uygulanabilir, yapılabilir. Yani karma karışık bir çözüm, basit bir problemin karma karışık bir çözümü olmamalı. Basit bir problemin karma karışık bir anlatımı da olmamalı. Çok yani doğru. Dolayısıyla çok basit bakılırsa iki nokta arasındaki en yakın mesafe bir doğru. Bunu böyle bir işte farklı şekillerde çizmenin de çok bir mantığı yok. Çok basit baktığımızda girişimcilerimiz aslında çok da rahat edecekler. Belki o anlamda da şey yapıyorlardır. Bu organizasyon yapı ve izlenmesi gereken adımlar anlamında önemli bir bilgi aktarımı sağladınız. Şuraya gelelim. Hidrojen ekonomi ekosisteminde biliyorsunuz hem finans önemli hem de teknolojik altyapı, işte beyin gücü, bunların hepsi son derece önemli. Ama baktığımızda özellikle ön plana çıkan iki konu var ki hidrojen ekosisteminde stratejik finansal ve teknolojik hedeflere ulaşabilme son derece önemli. Firmalar ya da startuplar ya da girişimciler stratejik finansal hedeflere ya da stratejik teknolojik hedeflere ulaşabilmesi için neler yapmalı? Hocam, ona başlamadan şeyi söyleyeyim. Çok hoşuma gitti son söylediğiniz de, hani başarısız olmak için şirket kuralım demişsiniz. Ortalama girişimcilik ekosisteminde başarılı olan girişimcilerin ortalamasına bakmışlar. 2,5. girişimde başarıyı yakalıyorlar. Yani bu düşe kalka öğrenilen bir iş. Bu esasında okulda da öğretilmiyor. Biraz işine girmeden şey olmuyor. Biz de mesela bunu ilk daha önce bahsettiğim şirketinde kurarken başarı örneklerini inceledik tabii doğal olarak, ama işte Tesla, Facebook ne yapmış falan, bunlara takılmadık. Biz başarısız olanlar bu işi neden başaramamış en çok ona çalıştık. O sayede öğrendik ve biz şu anda biz de aynı dersimize çalışıyoruz. Problemi belirledik. Aslında hangi alana girmemiz gerektiğini de belirledik. Şu anda biz nasıl başarısız oluruz? Hani oldu ya süreç, bir yıl, evet. İki yıl. Bu iki yılda nasıl başarısız oluruz? Bütün başarısız olan şirketleri, girişimleri biz inceliyoruz şu anda. Dersimize çalışmaya çalışıyoruz. Oradan evet. Devam edeceğiz. O zaman sorumuzla devam edelim. Hidrojen evet. Ekosisteminde stratejik, finansal ve teknolojik hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı kısaca? Şimdi hidrojen ekosistemi tabii hani böyle çok ufak işler, çok ufak startuplar kurarak belki başarıyı yakalaması zor bir ekosistem. Biraz daha büyük işlere soyunmak gerekiyor. Belki de süreç gerektiriyor değil mi? Süreç de gerektiriyor. Büyük bir süreç gerektiriyor. Yani bence büyük firmalarla işbirliği çok çok önemli. Öyle tek başına girip, savunma sanayi de öyledir mesela. Yani savunma sanayide müşteri deneyimi diye bir şey yok. Yani gidip silahlı kuvvetlerin kapısını çalıp ya ben bunu geliştirdim işinize yarar mı diye gidemiyorsunuz. Yani orada da bir takım savunma sanayi şirketleriyle bu yeni geliştirdiğiniz teknolojileri gidip kapılarını çalmak, onlarla beraber gitmek daha mantıklı. Hidrojende de böyle olabilir. Ama hidrojen olsun, başka alan olsun, büyümeden bahsettim. Bir girişim için esas hedef büyüme. Belli bir büyüklüğü yakalamanız lazım. Buna startup diyoruz. Biraz büyümeyi yakalayanlara scale up diyoruz. Yani biraz daha büyüyorlar. Burada belli bir süreç var. Yani ilk başta bir tohum yatırımı alıyorsunuz. Bu tohum yatırımı aldıktan sonra biraz daha büyük bir yatırım alıyorsunuz ve bu şekilde gidiyor. Bunun isimleri var. Seri A, seri B, seri C deniyor. En ileri aşamada halka açılmak. Yani borsaya kotalı bir şirket haline geliyorsunuz. Olmaz demeyin. Bugünkü işte o Facebook'lar, Apple'lar falan hepsi böyle başladı. Garajda başladı. Dolayısıyla hani bunu Türkiye'de de yakalayan çok şirket var. Bu mantığı şey yapmak lazım ama
en zor aşama startuptan scale-up'a geçmek. Scale-up olanlar genellikle başarıyor. Hani gidip şey olmasa da unicorn haline gelmese de genellikle başarıyorlar. O scale-up'a geçmek için farklı bir mantalite gerekiyor. Bir, çok zor bir şey. Ama startup denen şeyin bir ruhu var. O ilk baştaki kurucuların taşıdığı ruhu kaybetmemek gerekiyor. Yani o esasında çok kısa bir şey, dar bir şeyde, çerçevede kurucuların birden fazla işi yaptığı, çok az insan kaynağı olan, oradaki heyecanı taşıyan esasında şeyi şirketin felsefesi haline getirmek ve bu büyümeyle bunu kaybetmemek gerekiyor. Ama bu her işi bir startup kuracak veya bunun hani patronunu yapacak arkadaşlar için konuşuyorum. Ama her işi ben yapacağım, ben yöneteceğim, kontrol edeceğim, biz başta da böyle yapıyoruz da olmuyor. Bir bakıma hani işin içinde olmakla işin üstünde olmak diye iki tane terim var. Bir süre sonra scale up olabilmek için işin üstünde olmanız gerekiyor. Bu da görev devretmek demek. Her işi kendisi yapmaya çalışan arkadaşlar scale up olamıyorlar. Yani scale up olduğunuz zaman bu ayrı bir lig. Orada birinci ligde oynuyorsunuz. Büyük şirketlerin fikri şeyini, dikkatini çekmeniz daha kolay. Gittiğiniz zaman fatura kesmişsiniz. Bir işte bir iki yıllık dahi olsa bir ticari geçmişiniz var. Cironuz çok önemli değil. Yani illa ben milyon ciro yapıyorum diye karşısına çıkmak zorunda değilsiniz ama. Ama fatura kesmek çok önemli. Fatura kesmek çok önemli. Yani bir ticari geçmişinizle gidiyorsunuz. Bu şekilde gidiyorsunuz. Yani burada da bence hani stratejik, finansal, böyle rakamsal bir şeyler asla vermek istemiyorum. Bir takım tabii şeyler var ama bir de şunu tavsiye edeyim. Bu girişimciler genellikle şurada yanlış algılıyor gençler. Bütün girişimciler için söylemeyeyim. Giriyorlar, yatırım aramaya başlıyorlar. Türkiye'de kabaca şöyle bir şey var. Yani bu COVID öncesinde de var, şimdi var. Her kurulan startup eğer yani bir şekilde yol tutturuyorsa bir değerlemeye tabi. Değerleme kabaca 1 milyon TL olarak hesaplanıyor. Şimdi 1 milyon TL kurdunuz, çok büyük bir fatura kesmeseniz de 1 milyon TL bir değeriniz var olarak kabul ediliyor teorik olarak. Bu aşamada yatırım almak var. Ben geldim mesela startup'ınızın %10'unu istiyorum. Ne kadar? 100 bin TL. Veriyorum, %10'unu alıyorum. Bir de yine hidrojen için düşünün. Yani büyük firmalarla flört edeceksiniz çünkü ileride. Bir POC yaptığınızı düşünün. Bir tane hidrojen enerjisiyle ilgili POC yapmayı kabul eden bir firma bulduğunuzda gittiniz, orada teknolojinizi denediniz. Satın aldı veya almadı ama bu artık denenmiş bir teknoloji oldu yaptığınız şey. Arkadaşlar inanın fiyatınız bir anda 1x5 oluyor. Yani bir anda 5 milyon oluyorsunuz. Ha, ben ondan sonra geldim. %10 almak istiyorum. Artık 100 binler değil, 500 binler şirketin %10'u. Dolayısıyla büyük şirketlerle bu tip sektörlerde flört etmeye çalışmak, dediğim gibi değerlemenizi arttıracak işler, işbirliklerine girmek çok önemli. Hemen yatırım gelmeyebilir. Hiç oturup üzülmeyin. Bazen bu tip işleri yaptıktan sonra yatırımın gelmesi daha hayırlı çünkü daha fazla para ediyor. Murat Bey, aslında burada aklıma belki şöyle bir şey geldi. Daha önce de belki bahsettiniz ama açarsınız diye düşünüyorum. Büyük şirketlerin, yatırımcı şirketlerin dikkatini çekmesi için ne yapması gerekiyor bu startupçılar? Ne yapmaları gerekiyor ki? Yani koca bir projektör yakıp ben buradayım mı demesi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Yani şöyle, büyük şirketlerin dikkatini çekmek çok kolay değil. Ama şöyle söyleyeyim, açık inovasyon yapan büyük şirketlerin dikkatini çekmek kadar da kolay bir şey yok. Orada çok kolay, zaten büyük şirket aranıyor. Yani gidiyor, arıyor. Orada ben buradayım demeniz yeterli. Açık inovasyon yapmasa da yeniliklere açık şirketlerin dikkatini çekmek de biraz daha kolay. Yöntem, yani şöyle, geçmişe nazaran çok kolay. Geçmişten dediğim gibi hani uzun saçlı yırtık bulucunlu gençler imajı artık kalmadı. Türkiye'de bakın bu krize rağmen, Covid'e rağmen, şuna buna rağmen girişimcilik ekosistemi canavar gibi büyüyor hocam. 2015'ten 2021'e kadar rakamlar geçen gün incelerken buldum. Gidişat böyle. Yani 2019'dan sonra çıktı Covid. 2020 yılında 2019 yılını çarpı 2 yapmış VC yatırımları. Milyon dolar bazında, bakın TL bazında konuşmuyorum. Bu yılın 2021'in ilk çeyreği rakamları 2020'nin toplamının ikimisi. Yani burada çok parlak bir şey var. Ha, ne oluyor? Yarışmalara katılacaklar. Bu yarışmaların zaten bir kısmını açık inovasyon yaptığını söylediğim firmalar organize ediyor. Orada kendilerini gösterecekler. Bakın firmalar bu yarışmaların bir kısmını yatırımcılarla tanışmak için yapıyorlar. Bir kısmını
mühendis alıp içeri çekmek, İK şeyine fonksiyonu doldurmak için yapıyorlar. Bir kısmı da yani çoğunluk öyle yatırım yapacak startup alıyor. Çünkü herkes yatırım yapıyor. Bilinçli firmalar zaten ne aradıklarını biliyorlar. Yarışmalara katılacaklar. Bir takım artık firmaların açık inovasyon sistemleri var. Yarışma olmasa da girip oraya kaydoluyorsunuz. Benim böyle bir teknolojim var diyorsunuz. Sadece Türkiye'ye de takılmayacaklar. Yurt dışındaki firmalara da şey yapacaklar. Orada da deneyim kazanmaya çalışacaklar. O firmanın bu konunun önüne koyduğu özel bilgisayarın önünde adamlar var. Bunlar ne aradıklarını biliyorlar. Onlar zaten böyle bir startup düşer düşmez irtibata geçiyorlar. Çağırıyorlar, bir görüşelim diyorlar. Artık kalkıp dünyanın öteki ucuna da gitmenize gerek yok. Böyle Zoom'da oluyor toplantılar. Dolayısıyla kendini göstermenin en iyi yolu, dediğim gibi, büyük firmalarla bu şekilde veyahut VC'lere gidecekler. Büyük firma derken hani bu alanda çalışan firma olmasa da VC'lerle tanışıp aynı şekilde onlarla tanışmaya çalışıp yatırım almaya çalışacaklar. Murat Bey, süremizin sonuna geldik. Aslında bir 8-9 dakikamız kaldı bir saati tamamlayabilme anlamında. Şimdi şöyle aslında sorulardan bir tanesini ben size hemen yönetmek istiyorum. Sorulardan bir tanesi şu. Startup'a başlayabilmek için illa bir patente mi sahip olmak gerekir diyor. Hayır, cevap kesinlikle hayır. Şimdi bu da mesela çoğu zaman karıştırılan bir şey. Yani inovasyon buluş değil. Hani buluş patentlenebiliyor. İnovasyon da çoğu zaman ne yüksek teknoloji alanında olmanız ne de patent sahibi olmanız gerekmiyor. İş modeli inovasyonu da denen bir şey var. Şöyle bir örnek vereyim size. Çok meşhur bir örnek. Nescafe örneği. Bu çok verilir. İşte Nescafe ne yapıyor? Öğütülmüş kahve satıyor. Kavanozda kahve satıyor. Bu kahvenin şöyle elinde bir bardak var, boş bardak, bunu göstereyim. Yani şöyle bir kavanozu ne kadar fiyatını açıkçası bilmiyorum ama diyelim ki 100 lira. Ne yaptı Nescafe? Bakın ortada hiçbir patent yok, bir şey yok. Gitti bir kahve makinesi üreticisiyle anlaştı. Nespresso diye yeni bir ürün çıkardı. Sonuçta ne yaptı? Ufacık kapsüllere bu kahveyi koymaya başladı. Bir takım parfümler, böyle farklı tatlar verdi. Ondan sonra hiç kahve işine, şeyine, yani kahve üretim işine kesinlikle, yani şey anlamında, makine anlamında girmeden bir iş modeli şeyiyle, inovasyonuyla ondan sonra kahvesini daha küçük kapsüllerde sattı. Yalnız fark şu, bunu 100 liraya alıyorsunuz, bunu büyük boyutta düşünseniz 500 lira, belki 600 lira. Korkunç bir katma değer var. Burada yani patent de olmadan iş modeli inovasyon diye. Bunu hidrojen alanında da yapabilirsiniz. Hidrojen için yepyeni, mesela basit bir teknoloji, yepyeni bir kullanım alanına adapte edebilirsiniz. Bu şekilde işler yapmak mümkün. Sadece ticari tarafta olup yine aynı şekilde para kazanmak mümkün. Patent kesinlikle bir şart değil. Ama şu var, onu da doğru söyleyelim. Bir yatırımcıyla konuşurken, elinizde eğer bir patent belgeniz varsa maça 3-0 önde başlıyorsunuz arkadaşlar. Hatta patent başvurusu bile yeter. Aramızda olsun. Bilinçli yatırımcılar zaten bir kısmı zaten patentsiz işe girmem diyor. Mesela benim uzun yıllar çalıştığım Inventram şirketi öyle korunan işlere yatırım yapıyor. Bir kısmı korunmayan işlere de yatırım yapıyor. Patent çok büyük bir avantaj ama kesinlikle olmazsa olmaz değil. Yani inovasyon ve patent, yaptığınız inovasyon değerli olacak. Bu zaten değerliyse onu patentleyebilirsiniz. Yeni bir anlayış ortaya koyduğunuz için yolunuz açılır diyorsunuz. Gençler, evet, o zaman ona göre hareket etsinler. Bir başka sorumuz şu. Ali Enes Öztürk adında bir dinleyicimiz soruyor. Diyor ki doğalgaz ve hidrojenin harmanlanması, yani karıştırılması ve karıştırılarak yakılması konusu gündemde diyor. Bu konuda bir startup kurulabilir mi? Kurulabilir. Aslında çok da güzel bir yaklaşım. Aslında çok da güzel bir yaklaşım. Belki de Türkiye'de şu anda çoğalacak. Bu tarz firmalar çoğalacak, evet. Yani şöyle, ben de bunu sizin derneğinizin sitesinde gördüm. Ben hani doğal gazın bu şekilde hani harmanlanarak bir şekilde hani fiyatını belki daha çekici hale geleceği veyahut veriminin artacağını, teknik olarak hakim olmadığım için arkadaşım, özür diliyorum, tam cevap veremiyorum daha ama. Daha çevre dostu diyelim. Doğalgazı daha çevre dostu yapma. Bu bakın bir problem. Problemi bulmanız lazım. Yani problem çevre kirliliği. Elektrikli araçlarda da problem çevre kirliliği.
Hidrojenli araçlarda da problem esasında belki hani büyük bir termik santralden geliyorsa o elektrik yine çevre kirliliği. Doğalgazda da bu çevre sorunu var. Hani bunu iyileştiren bir şeyse siz bir probleme bir çözüm bulmuş olmasınız ama bunu kime satacağınızı gözünüzde bir canlandırmanız lazım kabaca. Ben bunu öyle bir startup kurdum. Bu teknolojiyi geliştirdim, satacağım. Nereye gideceğim? A şirketi, B şirketi, C şirketi. Bu üçüne de gitmeniz gerekiyor ama bu üçüne de giderken şundan emin olmanız lazım. A şirketi için gerçekten problem mi? B için öyle mi? C için öyle mi? Bundan emin olmadan girip yatırım yapmamanız gerekiyor. Yani startup'ı kurmadan, projeyi geliştirmeden, bütün o emeği ve parayı harcamadan bundan emin olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten A şirketin problemi ise o zaman hiç durmayın. Bu işin arkasından gidin. Ama bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Yani insanlar çok mantıklı karar almıyorlar. Bir takım şirketlerin ikinci gündemleri var. Mesela Who Killed the Electric Car diye bir film var. 2000'lerin başında çekilmiş. Elektrikli arabayı kim öldürdü diye Amerikalılar çekmiş. Esasında elektrikli araba 1990'ların ilk yarısında ortaya çıkıyor. General Motors üretiyor. Ondan sonra bir şekilde Kaliforniya'da kullanılmaya da başlıyor. O dönemki şeyle pek güzel bir araba değil, çirkin bir araba. Neyse, müsaade etmiyorlar, sonuna kadar gidemiyorlar. Bunun karşısında da hani bunu istemeyen bir lobi olduğunun farkına varıyorlar. Çünkü çok büyük bir endüstride çok devrimsel bir şey yapmışlar. Bazen doğru proje, mantıklı proje olmasına rağmen hani belli bir kesimin engellemesi sebebiyle bakın neredeyse 20-30 yıl sonra tekrar konuşulmaya başlandı. Yani çok doğru, çok şey, aşık olmayacaksınız asla projenize. Eğer doğalgazda böyle bir şeyin gerçekten alıcısı varsa ve getir bu benim sorunumu çözüyor, ben alacağım diyorsa bu işe girmek en mantıklısı. Yani konu olarak rüyalardan çıkmıyor ama realiteye baktığınız zaman hayalde satın almamak lazım aslında. Evet, aynen öyle. Hayali satın almamak gerekiyor. Bir başka sorumuz aslında şu. Siz diyor enerji üzerine çalışır olsaydınız bugün nasıl bir firma kurma teşebbüsünde bulunurdunuz? Enerji üzerine çalışıyor olsaydım vallahi şöyle ben temiz enerjinin geleceğine inanıyorum. Temiz enerji daha pahalı. Şu an herkes için bir cazibe merkezi değil. Ama dünyanın geleceği biraz bu yönde gidiyor. Yani şu Avrupa Yeşil mutabakatı var, belki duymuşsunuzdur. Yani dünyada bunun aksine çalışmaya olan bir, yani menfaati olan birileri olsa dahi mevzuat, girişimcilik alanında mevzuat da çok önemlidir. Çünkü mevzuatın da bir trendi var. O trendi de şey yapacaksınız, hep daha çevreci, daha temiz ürünler, enerjiler yönünde. Öyle bir dünyada yaşayacağız ki, yani hep geleceği görmeye çalışın. Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra büyük ihtimalle sizin ürettiğiniz en ucuz ve kaliteli dahi olsa bir takım çevre normlarına uymadığı için bunu ihraç edemeyeceksiniz. Avrupa'ya kesin ihraç edemeyeceksiniz. Adamlar zaten orada şey yaptılar, yani perdeleri kaldılar, sahneyi görüyoruz. Orada yani bir takım standartları koydular. Bugün en kirli vesaire üretim yaptığı düşünülen Çin dahi bunun farkında ve bu normlara uymak için kendini ayarlıyor. İşte Amerika'da eski başkan döneminde bir takım şeylere önemli değil falan dendi. Ama başkan gidiyor, politika kalıyor. Yani bir takım çevreci anlaşmalardan çekildi Trump. Ama işte Joe Biden geldi, yine ben onları şey yapacağım diyor. Bu tip ülkelerde dahi bir hani ters yüz olma durumu olsa da dünyadaki trend hiç değişmiyor. Dolayısıyla enerji ise çevreci. Şu an çevreci enerji daha pahalı ama bir takım ülkeler, şeyler, şirketler buna yatırım yapıyorlar. Ve temiz enerji sertifikası alıyorlar. Benim sattığım enerji daha temiz diyor. Vatandaş buna bugün ne kadar duyarlı? Hani vatandaş faturasını ödeme derdinde ama yani bir şekilde bunun için yatırım yapan ve para harcayan şirketler varsa bunun geleceğini görüyorlar. Ben de enerji konusunda ne olursa olsun, hidrojen olsun, güneş olsun, başka bir şey olsun, temiz enerji derdim. En temizini yapmaya çalışırdım. Yani geleceği görmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani vatandaşın enerjiyi daha ucuza kullanılabildiği, onu ona arz edebildiği bir firma diyorsunuz. Yani ucuz şöyle, ilk başta şu anki teknolojiyle ucuz olmasa dahi ileride ucuz olanı belki hocam yasaklayacaklar. Sebebi kirli olduğu için olacak. Dolayısıyla ben yine temiz tarafında kalırdım diyorum. İleride Peki. Hep ucuzlayacak zaten.
Evet, son bir tane de WhatsApp sorumuz var. Onu da ben size sorayım. Burada da deniliyor ki, Murat Bey'e sorar mısınız? Biz öğrenciler, dördüncü sınıf öğrencileriyiz. Biz bir firma kurmak istiyoruz. Bize öğütleri nelerdir? Aslında konuşmanızın içerisinde bahsettiniz ama eklemek istediğiniz bir şey varsa öğrencilerimiz de şey yapmasınlar. Çok kısaca arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar şu dönemde gerçekten ekonomik açıdan sıkıntılıyız. Yani herkes bunu yaşıyor. Bu Covid'in çok büyük etkisi var. İşe alımlar geçen yıl durdu. Bu yılda ne kadar açılacak tam şey yapamıyorum. Dolayısıyla çoğu genç arkadaş sizin gibi kendi işini kurma tarafına şey oldu, yönlendi. Bu hani çok büyük talihsizlik falan gibi görmemek gerekir. Çünkü tarih açısından bence çok önemli bir dönemeç yaşıyoruz. Bir takım şeyler öyle değişiyor ki geri dönüşü de olmayacak şu anlamda. İş ileride yine olur merak etmeyin ama işte bu Zoom'u kullanıyor. Şimdi bu Zoom olmasaydı ben belki de bugün kalkıp esasında aynı şehirde yaşıyoruz yine gelirdim de sizin karşınıza geçip belli bir toplantıya katılamayacaktım. Benim bu sayede hiç tanışma imkanım olmayan insanlarla tanıştım. İşte Hatay'da bir arkadaşım var. Covid dönemi tanıştım. Beraber çalışmaya başladık, bir şeyler yapıyoruz. Yani bunların geri dönüşü olmayacak. Ben bundan sonra Covid bitti diye kalkıp Hatay'a gitmeyeceğim. Onu görmek için. Yine buradan devam edeceğiz. Bu değişimi yakalamak çok önemli. Sizin de inşallah kuracağınız firma böyle özel bir dönemde kurulduğu için doğru sorunu çözerseniz, hidrojen alanında olsun olmasın doğru sorunu, doğru müşteri sorunu çözerseniz, şu an bu kullandığınız Zoom uygulaması bir sorunu çözüyor. Ben gelemiyorum hocamı görmeye. Onun için bunu kullanıyoruz. Siz de doğru sorunu çözerseniz, İnşallah doğru işi yapmış olursunuz. Eğer doğru sorunu yakalayıp doğru çözümde geliştirirseniz korkmayın zaten devam gelir diyorum. Başarılar. Yani biz öğrencilerimize hep şunu diyoruz. İş arayan değil, iş kuran, hatta bir üst aşama iş veren olun. Aynen. O şekilde gelmek lazım. Peki, Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten renk kattınız. Hidrojen Teknolojileri Derneği'nin düzenlemiş olduğu sohbet programına. Sizleri dinlemek gerçekten çok büyük bir keyifti. Çok istifade ettik. Son cümlelerinizi alalım. Ben programı kapatayım 1-2 dakika içerisinde. Buyurun. Hocam sağ olun. Ben Hidrojen Teknolojileri Derneği ile sizin sayenizde tanıştım. Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten dünya açısından çok stratejik olan bir alanda çalışıyorsunuz. Türkiye için de aynı derece stratejik çünkü Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Siz gerçekten bu enerji ithalatını azaltabilecek bir alanda bir dernek çerçevesinde çalışıyorsunuz. Daha fazla derneğin duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ona hani bir şekilde bu yayına katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana diyorum. İleride de etrafıma daha fazla anlatmaya çalışacağım. Sizin sayenizde ben de tanışmış oldum dernekle. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bu katkılarınızdan dolayı inşallah ileride bir gün yolumuz kesişir. Birlikte iş yapma imkanları da doğar. Belli olmaz. Evet. Hayat her şeyi yeniden planlıyor, yapıyor. Biz de uyguluyoruz. Size tekrar teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler. Hidrojen Sohbetleri programımızda konuğumuz Murat Savaş Bey, İpek Savaş Bey'di. Biyo İnovatif Yönetim Kurulu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Bize hidrojen teknolojileri ve girişimcilik konusunda gerçekten son derece önemli bilgiler verdi, istifade ettik. Umarım sizler de istifade etmişsinizdir. İnşallah bir başka programda yine bir başka önemli konu ve konuklarla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Bu arada yarın Kadir Gecesi. Kadir geceniz de mübarek olsun diyelim. Bayramınızı da bu vesileyle kutluyoruz. Başka bir zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok bayramlar. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.